Sevgili Kanalurfa izleyicileri, öncelikle sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bir İslam ve Hayat programı ile yine karşınızdayız. Sizden gelecek olan soruları emekli vaiz Sayın Hocamız Ahmet Sarıoğlu'na ileterek sizler için cevap almaya çalışacağız. Sorularınızı bize iletebilmeniz için telefonlarımızı anons edelim. Alan kodumuz 0414, telefonlarımız 247-36-36. 247-53-53. Sorularınızı bize SMS olarak da gönderebilirsiniz. SMS olarak gönderebilmeniz için büyük harflerle Urfa yazıp boşluk bırakıp soruları yazdıktan sonra 39-69'a gönderebilirsiniz. Ve özellikle bu hafta 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Çanakkale şehitlerinin ve bütün şehitlerimizin ayrıca Yeni Zelanda'da katledilen Müslüman kardeşlerimizin de ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Allah İyisiniz razı olsun inşallah. Sayın Müdürüm. Elhamdülillah. Muhterem seyircilerimize, izleyicilerimize hayırlı günler dileyerek programımıza başlamak istiyorum. Muhterem izleyiciler, kafir Müslümana dost olmaz. Evet. Yani hiçbir zaman kafirle Müslüman dost olmaları yüzeyseldir, yapaydır. Gerçekten böyle bir dostlukları olamaz. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu ifade ediyor net olarak. Estaizu billah ve len tarza ankel yehudu ve len nasara. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar senden razı olmazlar. Ne yaparsan yap razı olmazlar. Hatta tettebi'a milletehum. Onların milletine, dinlerine, inançlarına tabi olmadan sürece seni sevmezler. Şimdi tabii ki devletler münasebetleri olacak. Devletler arasında münasebetleri olması lazım. Alışverişleri olması lazım, ticaretleri olması lazım. Bunlara biz bir şey demiyoruz ama gerçek manada hiçbir kafir Müslümana dost olmaz. Hadis-i şerif olarak ben hatırlıyorum. Şöyle ifade edilir. مَا خَلَا كَافِرٌ بِمُؤْمِنٍ اِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ. Hiçbir kafir bir müminle baş başa kaldığı zaman mutlaka kafir Müslümanın öldürülmesini arzu eder. Fırsatına getirirse de öldürür. Onun için bugün Filistin'de olan ne muhterem izleyiciler? Filistin'de Yahudilerin bir sürü Müslümanı, birçok Müslümanı, birçok çocuğu, birçok hastayı, hastahaneler hiçbir kanunda bombardıman altına alınamaz. Top mermilerine hedef olamaz. Savaş suçu. Savaş da olsa bunlar suçtur bunlar. Doğru değil. Ama İsrail istisna ediliyor bunlardan. Birleşmiş Milletler var. İnsan hakları var. Bilmem ne var. Bunlar hepsi gayrimüslimlerin lehine kurulmuş kuruluşlardır. Gayrimüslimlerin hukukunu savunmak için. Bugün bu 50 tane Müslümanın hem camide, mabette, ibadet esnasında hiçbir kanunu adalet, dünyada hiçbir kanun yoktur ki bunların öldürülmesini caiz görsün veya reva görsün veya böyle bir şey olsun. Sadece Müslüman oldukları için, başka hiçbir suçları yok. Niye yapmışlardı bu insanlar? Mabede girmişler, Allah'a kulluk ediyorlar. Suçları, tek suçları bu. Onun için gayrimüslim Müslümana dost da olmaz, Müslümanı da sevmez, Müslümanın başarısını da arzu etmez ve Müslümanları hem birbirlerine düşürmek ister, hem de Müslümanların varlıklarını ortadan kaldırmak ister, hem de ellerindeki maddi imkanları ellerinden çarpmak ister. Bugün Amerika, Irak'ta senelerce kaldı, ne yaptı? Bütün petrole el koydu. Hala Irak'ın petrolü onlara akıyor. Efendim, Afganistan'da
O madenlere sahip olmak için Afganistan'da ne işi var Amerika'nın? Kimi himaye ediyor? Kimi koruyor? Efendim, Yemen'de ne işi var Amerika'nın? Efendim, Filistin'de, Filistinlileri evlerini yıkıyorlar. Çocuklarını öldürüyorlar. Ve televizyonlara yansıdı. Davos zirvesinde Perez dedi ki, benim en büyük hobim Filistinli çocukları öldürmektir. O zamanki başbakanımız, şimdiki reis cumhurumuz dedi ki, yani sen utanmıyor musun? Bir İslam ülkesinin başbakanının yanında bunu söylüyorsun. O zaman şeyi aç, mikrofonu aç, herkes bunu duysun. Muhterem izleyiciler, kafir Müslümana dost olmaz. Müslümanı da sevmez. Müslümanın öldürülmesinden haz alır, zevk alır. Kendi batıl inançlarına göre, kendi batıl itikatlarına göre, kendi tahrif edilmiş, efendim, birçok ahkam içinden atılmış olan muharref İncillerine, muharref Tevratlarına uyarak Müslümanı öldürmek onlar için bir sevap olarak kabul ediyorlar. Onun için biz bunları tanıyacağız. Bunlardan kendimizi koruyacağız. Ve bugün maalesef memleketimizde gayrimüslimleri savunan insanlar var. Ve bunlar senelerce bu memleketin bütün nimetlerini vampir gibi emip gayrimüslimlere servis eden din kisvesi altına girmiş. Dini kisve altına girmiş ve efendim birçok kitleleri arkasında sürüklemiş olan insan, Haçlıların şehir ve memleketlerinizi işgal etmesi şey değildir, anormal değildir. Onlardan size zarar gelmez. Onlar hanımınıza, kızınıza tecavüz etmez. Onlar mabetlerinize tecavüz etmez diye utanmadan efendim bunu ifade ediyor. Bir başkası çıkıyor, diyor ki bu terörün suçu Müslümanlarda. Yahu sen pes ya. Sen Müslüman mısın? Sen gayrimüslim misin? Sen kime hizmet ediyorsun? Sen kime çalışıyorsun ya Allah aşkına ya? Bunu sorgulamak lazım muhterem izleyiciler. Muhterem Müslümanlar. Tam fırsat gelmiş, fırsatı kollamak lazım. Ve biz burada camilerde cuma günü gayrimüslim eliyle şehit edilen şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, sabır temenni ederiz. Cenab-ı Hak böyle acıları bir daha İslam alemine ve özellikle de Müslümanlara yaşatmamasını rahmetinden niyaz ediyoruz. Amin. Muhterem izleyicilerimiz, Rabbim Müslümanlara birlik beraberlik ihsan etsin. Eğer bugün Müslümanlar birlik beraberlik halinde olsalardı, bir baş efendim, bir başın egemenliği altında toplansalardı, İslam alemi bu hale gelmeyecekti. Onun için din düşmanlarımız, İslam düşmanlarımız Müslüman ülkeleri böldüler, lokma haline getirdiler, yutulmasını kolaylaştırdılar ve Müslümanları da birbirine düşürdüler maalesef. Bir taraftan gayrimüslimler dışarıdan Müslümanları saldırıyor, bir de içeride onların maşaları da İslamiyete ve Müslümanlara maalesef saldırıyorlar. Aziz izleyicilerim, Müslümanlar uyanık olmalı, Müslüman zamanını bilmeli, zamanında cereyan eden hadiseleri fark etmeli ve bunların ne mal olduklarını, ne durumda olduklarını çok iyi takdir edip bilmesi lazım. Ona göre de tedbirler alması lazım. Ne diyor Yavuz Sultan Selim, cennet mekan? Diyor ki, ihtilafu tefrika endişesi. İhtilaf, Müslümanların birbirleriyle ihtilaf içinde yaşamaları. Tefrika, bölünmüş olmaları. Bu şucudur, bu bucudur. Bu da gayrimüslimlerin içimize attığı bir hastalıktır. Madem ki biz muvahhidiz, bir Allah'a inanıyoruz, Peygamber'e inanıyoruz, Kur'an-ı Kerim'e inanıyoruz, kıblemiz bir, dinimiz bir, vatanımız bir, efendim, inancımız bir,
bir bina kadar birbirlerimizin birliklerimiz var. Bizim kalplerimiz de bir olmalı muhterem Müslümanlar. Gayrimüslimlere karşı birlik halinde olmamız lazım. Madem ki Müslümanız elhamdülillah. La farka beyne abdin habeşiyyin ve seyyidin kureşiyyin idâ esleme. Müslüman olduktan sonra efendim Habeşistanlı bir köle mesela Bilal-i Habeşi Hazretleri ve seyyidin kureşiyyin Hazreti Ebu Bekir gibi. Bunlar arasında farkı yok. O da insan, bu da insan. Bu da Müslüman, bu da Müslüman. Bu da la ilahe illallah diyor, bu da la ilahe illallah diyor. O zaman biz biriz muhterem Müslümanlar. Dirliğimizi muhafaza etmemiz lazım ki hukukumuzu koruyabilelim. Yarın Allah göstermesin, Irak'ın durumuna düşmeyelim, Suriye'nin durumuna düşmeyelim, Yemen'in durumuna düşmeyelim. Yani gayrimüslimlerin İslam alemine Bosna Hersek'te çektirdikleri acıları yaşamamak için birliğimizi korumak zorundayız. Memleketimizin, milletimizin birliğini korumak mecburiyetindeyiz. Küçük hasaplar peşinde koşmamamız lazım muhterem izleyicilerim. O da hele şahsi hesaplar yani. Şahsi ve küçük. Kişisel yani, şahsi hesaplar. Onun için Müslümanların uyanması lazım. Uyanması birlik lazım. Birlik lazım. Beraberliği korumak lazım. Evet. İstersen muhtar ol, ister Ali muhtar olsun, ister Veli muhtar olsun ya. Muhtarlık için birbirimize niye düşelim ya? Amaç hizmetse kim olursa olsun. Yani amaç hizmet de olsa, menfaat de olsa ya bırak bu adam neyse bu menfaat onun olsun. Ne var yani? Razzakul alemin Allah'tır. İnsanların rızkını veren tek güç Allah'tır. Başka güç yok. Ne muhtarlık insanın rızkını verir, ne belediye başkanlığı rızkı verir, ne encümen azalığı insana rızık verir, ne başka bir şey. Razzak Allah'tır. Huvar razzak. Huvar razzakü zül kuvvetil metin. Kuvvet sahibi razzak olan Allah'tır. Buna inanalım. Ve şahsi küçük menfaatlar için birbirimizi heder etmeyelim. Biz yarın yüz yüze bakacağız. Birbirimizi kırmayalım, dökmeyelim. Acımasızca hareket etmeyelim birbirimize karşı. Aziz izleyiciler, biz birbirimize lazımız. Aynı memleketteyiz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Aynı suyu içiyoruz, aynı atmosferin altında yaşıyoruz. Birbirimizi üzmeyelim, kırmayalım muhterem izleyiciler. Allah razı olsun hocam. Hocam geçen haftadan kalan sorular var. Ben onlardan başlamak istiyorum. Şöyle bir soru gelmişti bize. Hocam demiş, akika kurbanı kestim. Kurbanın kemiklerini toprağa gömmek gerekiyor mu? Ben gömmedim. Kurbanım kabul olur mu? Yani muhterem izleyiciler, akika kurbanı kesilmesi sünnettir. Çocuğun 7. gününde veya daha sonraki günlerde çocuğa akika kurbanı kesmek sünnettir. Eğer imkan varsa tabii. Bugün birçok Müslüman çocuğu dünyaya geliyor, akika kurbanı kesmek istiyor ama maddi imkanları el vermiyor. Bu insan ne yapacak? Yapacağı bir şey yok. Ne zaman imkan sahibi olursa o zaman kessin. Bugün olmadı yarın, yarın olmadı öbür gün. Daha sonraki günlerde kesmeye teşebbüs etmeli muhterem izleyiciler. Kesilmezse bir şey lazım gelir mi? Gelmez. Efendim, akika kurbanını kesti, kemiklerini toprağa gömmedi. Bir şey lazım gelir mi? Gelmez. Yani o evlalıktır, daha iyidir. Farz, vacip, günah değildir. Yani onu gömse evla, daha iyi. Gömmezse de bir şey lazım gelmez. Akika kurbanı normal ada kurbanı gibi değildir. Yani paylaşım konusu, yaş konusu, hayvanın yaşı, kurbanlık hayvanla, ada kurbanı ve akika kurbanı bunların üçünün yaşı birdir. Koyundan bir yıl, keçiden bazı mezheplere göre iki yıl, Hanefi mezhebinde bir yıl keçinin yaşı olması isteniyor ve kesilecek olan akika kurbanı da bu niteliklerde olması. Kestikten sonra istersen etini dağıt, istersen bir miktarını kendine ayır, istersen eş dosta dağıt, ister fakirlere dağıt, ister yemek yap, milleti çağır,
Yani bu biraz daha esnek, insanın iradesine, insanın arzusuna kalmış bir olaydır muhterem izleyiciler. Buluğ çağına kadar, çocuk buluğ çağına erinceye kadar sorumluluk babadadır. Baba aile reisi. Buluğ çağına erdikten sonra eğer baba imkansızlıklarından dolayı akika kurbanı kesmemişse bu sefer çocuğa geçer. Yani o buluğ çağına ermiş olan çocuğun kesmesi uygun. Kesmesi sünnet. Kendisi kurbanını kessin ve bu sünneti icra etsin. Onun da eline geçmezse, imkan sahibi olmazsa zaten yapılacak bir olay söz konusu değil. Kemiklerini hocam toprağa gömmemiş bir sorun yok. Gömmemişse hiçbir problem yok. Evet. Yani bunlar farz vacip olmazsa olmazlardan değil. Olursa da olur, olmazsa da olur. Problem hocam, değil. Bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Adak kurbanını aş evine verdim. Adağım kabul olur mu? İnşallah kabul olur. Çünkü aş evinde 1000 aile oradan yemek alıyor. Aş alıyor, yemek alıyor, ekmek alıyor, et alıyor, kuru yardım alıyor, elbise yardımı alıyor, alıyor da alıyor. Bu Urfa'mız için gönüllü kuruluşlar aş evi bir yüz akımızdır. Bunu başka yerde bulmak mümkün değil. Bu Allah'ın bir nimetidir. Sadaka vermek isteyen oraya götürsün. Adağını icra etmek isteyen, kestirmek isteyen oraya götürsün. Kurbanını, fazladan kurbanı var. Kendisi uğraşmak istemiyor, oraya götürsün. Efendim, zekatı var, oraya götürsün. Üçlü var, oraya götürsün. Normal sadaka vermek istiyorsa oraya götürsün. Çünkü oradaki fakirler, daha önceki programlarımda da dile getirdiğim gibi hepsi efendim fakirlikleri ispat edilmiş. Fakirlikleri takip edilerek kanaata varılmış ki bunlar fakirdir ve o şekilde tescil edilmiş, yazılmış ve bunlara bu imkan sağlanıyor muhterem izleyiciler. Onun için herkes sadakasını, zekatını, üşrünü, adakını, kurbanını oraya götürüp vermesi evladır, iyidir. Ve oradaki fakirlere dağıtılması suretiyle yerini bulması açısından iyi bir olaydır muhterem izleyiciler. Evet. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru iletmiş bize. 226 gram altınım var. Altınımı herhangi bir yere bağlamadım. Altınım artmadı. Yanımda halen 226 gram olarak duruyor. Buna her yıl zekat düşer mi? Evet muhterem izleyicim, nisap miktarı olan bir para. Nisap 80 gram. Allah hayrını göstersin. Sizde 226 gram veya 220 gram altın var. Bu yaklaşık 3 nisaba tekabül ediyor. Evet. Ve siz her yıl bunun zekatını vermelisiniz. Buna yani zekatın bunu zekat tüketmemesi için bunu çalıştırmanız lazım. Bir şekilde bunu çalıştırmanız lazım. Hiç olmazsa zekatı çıksa gene karlısınız. Yani bugün kar zarar ortaklığı üzerine çalışan efendim bankalar var. Katılım bankaları var. Bunlar diyorlar ki altınlarınızı getirin biz değerlendirelim. Gömme olmasın, yastık içinde olmasın, kasada kesede olmasın. Ekonomiye katkısı olsun. Ekonomiye katılsın ve memleket faydalansın bundan. Altını olan din kardeşlerimiz bu altınlarını bu şekilde değerlendirmesi lazım. Hem zekat tüketmemiş olur, evet, hem de memleketimiz kazanır, milletimiz kazanır, hem de biz de az da olsa bir kar elde edebiliriz. Ve hiç olmazsa zekat miktarı çıksa Allah bin bereket versin. Yoksa sermayeden gidecek. Ve vermesi lazım. Yani bunu katılım bankalarına vermek lazım, değerlendirmek lazım, ekonomiye katmak lazım, herkesin faydalanmasına vesile olsun diye. Evet. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru göndermiş. Çocuk aldırmanın günahı nedir? Çocuk muhterem izleyiciler hiçbir şekilde aldırılmamalı. Yani eski alimler demişler ki 120 günden az olursa aldırılabilir. Fakat bugünkü tıp
32 günlük olan bir sıvı madde henüz, yani sıvı madde iken onun kalp atışları bile belirleniyor. Hayatlı, canlı bir varlıktır. Yani annenin hayatı söz konusu olmadığı, hayati tehlikesi söz konusu olmadığı takdirde bu cenini oradan almak yanlıştır, doğru değildir, günahtır. Ve kendi evladını eliyle gömmek gibi, efendim cahiliye döneminde, İslam öncesi asırlarda kız çocuklarını diri diri gömerlerdi. Şimdi o bu şekilde ortaya çıkmış. Bir kısım insanlar hesabına gelmedi mi çocuğu aldırıyor. 5 aylık, 6 aylık, 7 aylık, 4 aylık çocuklarını maalesef aldırıyorlar. 3 aylık efendim, bunlar doğru değil muhterem izleyiciler. Ana rahmine intikal eden bir insan adayını çok büyük mazeretler olmadığı sürece aldırmak caiz değildir. Doğru değildir. Yani hayırlı değildir, faydalı değildir. Bunu aldırana ister doktor olsun, ister anne olsun, ister baba olsun, ister her üçü olsun. Bunlar hepsi günaha ortak oluyor. Her üçü de suç işlemiş oluyor. Her üçü yanlış yolda gitmiş oluyor. Bu nedenle çocuğa ilişmeyin. Belki hayır oradadır. Adam diyor ben korundum. Korunmama rağmen de bu çocuk oldu. E olduysa demek bunda da bir hikmet var. Bunda da Cenab-ı Hakk'ın bir arzusu var. Evet. Bütün korunmalara, tedbirlere karşın Allah bu çocuğun efendim ana rahmine intikal etmesini murad etti. Ve çocuk intikal etti. O zaman siz ilişmeyin buna ya. Karışmayın buna. Bırakın efendim yaşarsa yaşasın, yaşamazsa yaşamasın. Efendim ana rahminde sakat olan çocuklar oluyor. Gerçi bu dört, yani dört, iki kere iki dört eder kat'iyetinde değil. Nice doktorlar demişler ki bu ana rahmindeki bu çocuk sakattır. Şu şusu var, bu su var. Anne baba muvaffakat etmemiş çocuğun kürtajla alındırılmasına. Demişler biz kısmetimize razıyız, kaderimize razıyız. Allah ne verirse biz onu kabul ediyoruz. E çocuk dünyaya gelmiş top güllesi gibi, top nuru gibi, nur topu gibi efendim bir çocuk dünyaya gelmiş. E o zaman eğer onu aldırsalardı ebediyen kendilerini sorumlu tutacaklardı. Yanlış hareket etmiş olacaklardı. Onun için muhterem izleyiciler, ana rahmine intikal eden insan adayına ilişmemek lazım. Karışmamak lazım. Her şey bizim tek elimizde değil. Her şey bizim inhisarımızda, bilgimiz dahilinde değil. Biz bir şey biliyoruz ama birçok şeyleri de bilmiyoruz. Madem bütün teşebbüslerimize rağmen, bütün korunmalarımıza rağmen Allah murad etmiş, bu çocuk ana rahmine intikal etmişse diyeceğiz ki bunda bir hikmet var. Bilmediğimiz hikmetler var. Biz çoğu zaman ayağımızın üstünü göremiyoruz. Her şeyi gören Allah o insanın, o çocuk, o insan adayının ana rahmine intikal etmesini murad etti. Ve ana rahmine intikal etti, o zaman ilişmeyin ya. Karışmayın kardeşim. Yanlıştır bu. Doğru değildir bu. Var bunda da bir hikmet demek lazım. Hiçbir şey hikmetsiz değil. Her şey Allah'ın hikmeti dahilinde, takdiri dahilinde, Allah'ın iradesi dahilinde, Allah'ın muradıyla oluyor. Allah murad etmezse dünyada hiçbir şey olmaz. Hiçbir zerre meydana gelmez. Onun için yani ana rahmine intikal eden bir insan adayına hiçbir şekilde ilişmemek lazım. İlla ki ana sağlığı yani %100 tehlike altında ise, söz konusuysa, yani %100 ama evet. Öyle zarar görebilir, ana zarar görebilir, görebilir olasıdır bunlar ya. Varsayımdır. Her insan muhtemeldir ki bir zarar görebilir yani. Ekmek yerken dişiniz ya, ya tamam. Yani bundan dolayı çocuğu öyle basit hesaplarla aldırmak doğru değil muhterem izleyicilerim. Evet. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bizden ayrılmayın.
Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, kısa bir reklam aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Tekrar bize sorularınızı iletebilmeniz için telefonlarımızı anons edelim. Alan kodumuz 0414, telefonlarımız 247-36-36, 247-53-53. Sorularınızı bize SMS olarak da gönderebilirsiniz. SMS olarak gönderebilmeniz için büyük harflerle Urfa yazıp, boşluk bırakıp sorularınızı yazdıktan sonra 39-69'a gönderebilirsiniz. Evet hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir izleyicimizden şöyle bir soru gelmiş. Cenazeyi bir namaz vakti geciktirmek doğru mudur? Muhterem izleyiciler, en çok bid'aların, hurafelerin işlendiği konu cenaze ve taziyeler konusu. Cenaze ve taziyeler konusu. Burada bir kısım insanlar İslami kurallara riayet etmiyor. Peygamberin aleyhissalatü vesselamın tavsiyelerine riayet etmiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam net bir şekilde buyururlar ki "Men mâte gadâten felâ yekîlenne illâ fî kabri ve men mâte aşiyyeten felâ yebîtenne illâ fî kabri." Yani hadis-i şerifin maali, bir insan kuşluk vakti ölürse onu bekletmeyin. Öğle istirahatını kabrinde geçirmeli. Öyle bir suratla onu kabrine ulaştırın ki öğlen istirahatını kabrinde geçirmeli. Kim öğleden sonra vefat ederse o insan suratlı bir şekilde kabrine ulaştırılmalı ve geceyi kabrinde geçirmeli. Sonra başka hadis-i şerifler var. Bir insan vefat etti miydi, en suratlı şekilde onu kabrine ulaştırın. Eğer hayırlı bir insansa, müttaki bir insansa, salih bir insansa bir an evvel onu mükafatına ulaştırın. Onu mükafatına ulaştırın. Eğer bu insan günahkar bir insansa, asi bir insansa başınızdan uzaklaştırın muhterem izleyiciler. Yakınınız da olsa, kim olursa olsun, yani o adam kabrine ulaştırılmalı. Yani hayatta olan insanların ölüye karşı görevleri, tekfin ve tecihizini en suratlı bir şekilde gerçekleştirmektir. Ve yani bazı işlerde acele etmek lazım. Cenaze hazır oldu, bekletmeyin, gömün. Kızımız buluğ çağına erdi, kısmeti de çıktı, denk bir adam çıktı, küfü bir insan çıktı, onu verin, bekletmeyin. Efendim, borç zamanı geldi, borçlanmışsınız, vereceğiniz var, vereceğinizin zamanı geldi, behemahal bekletmeyin, onu verin. Namaz vakti geldi, daha vakit çok ya, kılarım, yok arkadaş. Kılarım değil. Ezan okunur okunmaz kalk. Eğer camiye gitme durumunda değilsense seccadeni ser. Seccadenin üzerinde namazını kıl. Bunlar geciktirilecek şeyler değil. Günah işlemişsin. Sonra tövbe ederim deme. Hemen tövbe et kardeşim. Çünkü sen daha sonra tövbe edeceğine eline fırsat geçer mi geçmez mi? Öyle insanlar var ki kalp krizinden gidiyor, hiç sesini çıkaramıyor. Kelime-i şehadet fırsatını vermiyor insana. Hemen küt diye gidiyor. Onun için bu tür şeylerde acele etmek lazım. Geciktirmek hatadır. Dolayısıyla cenazeyi bekletmeyeceğiz. Bekletmemek lazım. Cuma namazına 2 saat var. Cenaze hazır oldu. Yıkandı, kefenlendi. Efendim, cenaze namazı kılınacak. Efendim, cuma namazını bekleyelim. Cuma namazında çok insan onun üzerinde cenaze namazı kılar. Hayır canım. Hayır kardeşim. Bekletme cuma namazına. Hemen götür, bir an evvel o insanı kabrine tevdi et. Gideceği yere götür. Gerisine sen karışma. Senin vazifen bekletmek değil, bekletmeden
bir an evvel cuma namazı da olsa, cuma günü de olsa cenaze hazır olduktan sonra hemen onu götür, kabrine ulaştır. Cuma namazı için cenaze bekletilmez. Morga koyarlar, günlerce bekliyor. Neden bekliyor kardeşim? Ne faydası var? Oğlu gelecek. Oğlu gelse hayat mı verecek buna? Gelse ne yapacağım? Kızı gelecek. Kardeşi gelecek. Bilmem kim ya. Bunlar hikaye kardeşim. Bunlara gerek yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emri nebevisine uymak lazım. Bekletilmesi doğru değil. Buna dikkat etmek lazım. İslam ne diyorsa o doğrudur. Din ne diyorsa o haktır. İslam ne diyorsa gerçek fayda oradadır. Hayır oradadır. Yanlışlık İslam'ın dışındakilerdedir. İslam'ın dışında olanlar yanlış yolda gidiyorlar. Muhterem Müslümanlar. Hocam bekletmenin bir günahı var mı? Tabii suçtur. Doğru değildir. Bekletmeyin. Peygamberimiz diyor bekletmeyin. Diyor ki kuşluk vaktinde ölen bir adamın ölen istirahatını kabirde geçirsin ya. Bu bir emri peygamberidir. Men mâta zaten felâ yakîlenne illâ fi kabri. Kabirde istirahatını geçirsin. Onun için yani bekletmek dinen doğru değil. Yani şimdi mesela bizim burada artık örf adet haline gelmiştir. İlla bir vakit namaz bekleniliyor. Hayır, vakit namazı beklemesi doğru değil. Bu İslam'ı anlamayanlar için geçerli. İslam'ı bilmeyenler için diyorlar hele bir namaz vakti gelsin. Evet. Ya öğleden sonra ya ikindiden sonra ya cumadan sonra. Bunların hiçbirisi doğru değil. Hiçbirisi doğru değil. Yani İslami açıdan doğru değil. İslami kurallara uygun değil. Vefat etmiştir. Bir an evvel o insanı kabrine ulaştır ya. Kabrine ulaştır. Evet. Hocam bir izleyicimizden şöyle bir soru gelmiş. Zannedersem sizi dinleyememiştir. Hocamızın demiş İslamofobi hakkındaki düşünceleri nedir? Ya muhterem izleyiciler, İslamofobi Kur'an söylüyor onu. Bakın Kur'an diyor ki Hristiyanlar, Yahudiler onların dinlerine tabi olmadıkça senden razı olmazlar. Seni benimsemezler, senden memnun olmazlar, seni istemezler, seni arzu etmezler. Sen ne yaparsan yap, on parmağını mum yap, onların önünde ışık yap, gene senden memnun olmazlar. O zaman sen her zaman onların düşmanısın demek. Yani tabii ki düşmanısın. Evet, sen de ona göre yani tepkili olman lazım. Yani şimdi dostluk da olsa, dost da görünse o senin dostun değildir. Biraz evvel ben dersin başında, programın başında bir hadis-i şerif irad ettim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir hadis-i şerifte مَا خَلَى مُؤْمِنٌ مَا خَلَى كَافِرٌ بِمُؤْمِنٍ اِلَّا هَمَّ بِقَتْلِهِ Bir kafir, bir Müslümanla bir arada kalırsa fırsat kollar. Müslümanı öldürmek için fırsat kollar kardeşim. Peki o Karaziç, Bosna Hersek'te 100.000 kişiyi katletti. İnsan Hakları Cemiyeti nerede? Birleşmiş Milletler nerede? 100.000 kişi ya. Suçsuz, sebepsiz, çocuk, yaşlı, kadın, hasta dinlemedi, hepsini katletti. Birleşmiş Milletler var. Nerede bunlar? Bunlar kime ne yarıyor? Müslümanlar için yoktur. Müslümanlar için yok. Müslümanın hukuku yok çünkü. Yani İslamofobi vardır. Her yerde vardır. Her ülkede vardır. Her efendim Hristiyan, Yahudi de vardır. Bugün bunun için en büyük kanıt işte Filistin kardeşim ya. Bu Yahudiler Filistin'den neden istiyorlar ya? Çocuktan ne istiyorlar? Deniz kenarında oynayan çocukları öldürüyor ya. Deniz kenarında oynuyor çocuk ya. 6, 7, 8, 10 yaşlardaki çocuklar ya. Orada kenar kenar oynuyorlar. Onları öldürmekten adam kendisi itiraf ediyor. O neydi biraz evvel söyledim. İsrail'in başbakanı. İsrail'in başbakanı. Şimon Peres. Şimon Peres. Cumhurbaşkanımıza diyor ki benim en büyük hobim Filistinli çocukları öldürmektir. Bizim Cumhurbaşkanımız da ona dedi ki siz zaten çocuk katilisiniz. Biz ya sizi çok iyi biliyoruz. Sizin en büyük hüneriniz çocukları öldürmek. Çocukları öldürürsünüz.
Yani bizim bir vatandaşımız çocuğu ölmüş. Küçük çocuğu ölmüş. Kürtçe konuşuyor vatandaşımız. Demiş Hazreti Azrail çocuklara gücü yetiyor. Ha bile var arokereş ha. Bile var arokereş. Bana gelsene. Gelse ya. Çocuklara gücü yetiyor. İsrail'de budur. Çocuklara gücü yetiyor. Yani gerçek manada bir devlet karşısında olacak. Bak nerelere girerler bunlar. Yahsebune kulle sayhatin aleyhim. Her gürültü onların aleyhine olduğunu zannederler. Tahsebuhum cemi'an, onların birlik halinde olduğunu zannedersen ve kulubuhum şetta. Bunlar birbirleriyle uyumlu değillerdir. Uyumlu değiller. Kur'an diyor. Kur'an'dan daha doğru söz var mı? Yok. Onun için muhterem kardeşim, İslamofobi vardır. Bunu hiç kimse inkar edemez. Kimse bunun olmadığını iddia edemez. İddia eden de din düşmanıdır. İslam düşmanıdır. Kur'an düşmanıdır. Ezan düşmanıdır. Namus ve haya düşmanıdır. İffet düşmanıdır. Cami düşmanıdır. Kim ne derse desin. Adı ne olursa olsun. Hocam örneği zaten mevcut yani. Yeni Zelanda'daki. Ya yalnız yani Yeni Zelanda müşterisi. Biri çıkıyor, bir kafir çıkıyor. 50 tane Müslümanı namazdayken öldürüyor. Yani. Neden? Daha ne olsun yani? İslamofobi nedir? Daha bunun ispatı nasıl olsun? Yani. Ama dünya buna suskun. Yani buna da suskun. İslam aleminden İsrail, ses çıktı mı? İsrail'e de suskun. Şimdi İsrail'i sen bırak bırak. Evet. İsrail'i bırak, Amerika'yı da bırak. İslam alemi var ya, kaç tane ülke var hocam, bu dünyada? Bu saydığınız İslam, tane İslam ülkesi var. Saydığınız İslam ülkeleri de bunlar da kukladır. Yani. Yani başındaki krallar kukladır. Türkiye'den başka bunlara sahip çıkan oldu mu? Bunların arkasına düşen oldu mu? Bunları müdafaa eden oldu mu? Allah Türkiye'nin eksikliğini vermesin. İyi ama işte sen İslam düşmanlarına söyle bunu. İçimizdeki İslam düşmanlarına söyle bunları. İçimizde nice İslam düşmanı var. Adı Mustafa, adı bilmem kim, adı bilmem kim ama Ahmet Muhammed ama İslam düşmanı. Allah korusun. Amin. Hocam bir izleyicimize şöyle bir soru gelmiş. Namaz esnasında 3. rekatı kılarken 2. rekatın oturmasını yapıp yapmadığını unutan ne yapması lazım? 3. rekata kalktıktan sonra hatırlıyor. Evet. Veya şüpheye düşüyor. Şüpheye düşüyor. 2. rekatta oturup. Bu adam oturup ne yapacak? Namazdan sonra namazını kılacak. 4 rekatını bitirecek. Ondan sonra tahiyyatını okuyacak. Ondan sonra secde-i sehvi yapacak. 2 secde yapacak. Tekrar oturacak. Tahiyyatı okuyacak. Ve selam verecek. Yapması gereken bu. Yani sehvi secdesi. Yani yanılma secdesini yapacaktır bu. Vaciptir kendisine. Madem ki şüpheye düşmüş. Artık kuşku içine girdi onun. Yani kuşkulandı. Acaba. Bu varsayımlardan, bu acabalardan kurtulması için ne yapması lazım? Bu efendim namazın sonunda sehvi secdesi, yanılma secdesini yapması lazım. Evet. Hocam bir izleyicimizden de şöyle bir soru gelmiş. Bir kadının 15 yaşında da olsa kayınbiraderinin çamaşırlarıyla ilgilenmesi, o uyurken uyuduğu odaya girmesi ve evde onunla tek kalması doğru mudur? Muhterem izleyiciler, bunun çok acı örnekleri yaşanmıştır. Kayınbiraderi. Yani burada batılı tasvir etmemek için, kötülükleri insanlara göstermemek için ben örnek vermeyeceğim. Fakat bunlar çok tehlikeli işlerdir. Evet. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demişler ki ya Resulallah, evde kadın olsa, yalnız kayını olsa, kayını nasıldır? Kayın biraderi demiş elhamu elmevtu. Yani kayın ölüm gibidir. Çok tehlikelidir. Çünkü içli dışlı ne kadın sakınır ne erkek sakınır. Kadın da üstüne başına
giyim kuşamına dikkat etmez, nasıl olsa kaynımdır. Kaynın ama ha kaynın ha yabancı. İslam nazarında kadının kaynıyla kadının hiç tanımadığı bir erkek arasında dinen fark yok. Dinen fark yok bakın. İslam'a göre fark yok. Onun da nikahı buna helaldir, bunun da nikahı buna helaldir. Yarın boşansa, kocasından boşansa ya da kocası ölse, kaynı onunla evlenebiliyor. Demek ki bu haram olan kadınlardan değil. Bu helal olan, nikahı helal olan bir kadındır. Dolayısıyla bu kadınla yalnız kalması, efendim kimsenin olmadığı bir arada, bir yerde beraber kalmaları dinen çok sakıncalı ve normal yabancı insanlardan daha da kötü. Daha da tehlikeli. Ve bunların acı meyveleri veya acı örnekleri çok görülmüş. Adam öyle yapmış. Yani kadın, bazı kadınlar dini eksik, aklı eksik, iradesi eksik, şehveti fazla, yani umursamıyor ve maalesef bu yanlışlara girebiliyor. Örnekler var. Öyle yapan kadınlar var. Yani çocuk 15 yaşında olsa dahi. 15 yaşında erkektir muhterem müdürüm. Evet. 15 yaşındaki çocuk 20 yaşındakinden daha tehlikeli, daha arzuları had safhada. Yani 20 yaşındaki biraz akli dengesi yerine geliyor tam manasıyla. Ama bunun arzuları aklından daha fazla. Akli melekelerinden daha fazla şehvani arzuları. Onun için daha çok tehlikeli. Bir adam varmış. Efendim işe gidiyor. Kardeşi de yanında okuyor. Bir zaman kadınla o bir olmuşlar. Kaynı. Uzun bir zaman beraber yaşıyorlar. Erkek sabahleyin işe gidiyor. Ondan sonra bunlar kendi yanlışlarına bakıyorlar. Sonra bu deşifre olmuş. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ayıkla pirincin taşını. Allah korusun. Yani tehlikeli bir olay. Evet. Caiz değildir bu. İç çamaşırla ilgilenmesi, oradaki kasıt yani yıkaması vesaire gibi. Ya şimdi gömleğini yıkayabilir, atletini yıkayabilir. Yani çamaşırlarını yıkayabilir. Bu yıkama ayrı bir olay. Ama yani yalnız bir odasında iken, adam yalnız odasında, kadın da oraya girse, kimse de yoksa, evet. İşte felaket orada. Sıkıntı orada. Sıkıntı orada. Bela orada. Şeytan oraya daha çok musallat oluyor. Bunları birbirine kışkırtıyor. Kadını erkeğe, erkeği kadına kışkırtıyor. Ve arzular, dürtüsü, yani çok tehlikeli bir dürtü. Çok tehlikeli bir dürtü. Yemek dürtüsünden daha tehlikeli. Onun için mesafeli olmak lazım. O zaman hocam, ve yalnız bırakmamak lazım. O zaman şöyle diyebiliriz. Yani iç çamaşırlarını yıkamasında herhangi bir sıkıntı yok. Yok, önemli değil. Ama yalnız kalmaları doğru değildir. Doğru değil tabii. Evet. O tehlike meydana getirir. Hocam bir izleyicimize şöyle bir soru göndermiş bize. Bankaların kiralık kasalarını kullanmak caiz midir? Ya kardeşim şimdi kullandın diyelim. Bu parasıya ne fayda getirecek? Sen bunu kar zarar ortaklığı üzerine çalışan katılım bankalarına bırak. Ekonomi kazansın, devlet kazansın, millet kazansın. Yani o parayı kasada hapsetmenin bir anlamı yok ki. Helal diyelim. Evet. Çünkü kasadır o. Ha sende kalmış, ha orada kalmış, anahtarı sende, başkasında anahtar yok. Evet. İstediğin zaman gidip açıyorsun, alıyorsun parayı. Ama buna gerek yok. Oraya da kira ücreti veriyorsun. Tabii bakıyorum. Ki ücret verecek. Onun için bunu yapmamak lazım. Parası olan bir insan katılım bankalarına bıraksın, az da olsa 3-5 kuruş üzerine gelsin ve ekonomiye katılsın. Ekonomi kazansın. Millet kazansın, devlet kazansın, herkes kazansın. İşe dönüşsün, fabrikaya dönüşsün, efendim iş yerine dönüşsün. İstihdama dönüşsün. Yani istihdama dönüşsün.
Onun için yani parayı bekletmek doğru değil. Parayı tedavüle sokmak lazım, koymak lazım. Yani o kasayı kiralamasında herhangi yani, bir sıkıntı yok. Yok, sıkıntı yok. Ama ekonomiye katkı sunma adına. Adına tabii ki orada bırakmasın. Kasa değil de katılım bankalarına yatırıp tabii. Orada çalıştırsa tabii. Daha eftaldır. Daha iyi, daha faydalı. Hiç olmazsa herkes kazanır ondan. Evet. Hocam bir izleyicimizden de şöyle bir soru gelmiş. Hocam demiş, kot pantolon giymek sakıncalı mı? Şimdi muhterem izleyiciler, giysi giysidir ya, ama giyside iki tane özellik istenir. Bir, vücut hacmini göstermeyecek derecede bol olmalı. Düdük gibi olmamalı. Yani ben bazen insanları görüyorum, özellikle de bayanları görüyorum. Evet. O pantolonun içerisine nasıl girdiğini ben hayret ediyorum. Yani öyle bir vücudu tutmuş ki her tarafı dışarıda. Yani vücut hacmi dışarıda. Bu caiz değil. İkinci özellik, şeffaf olmamalı. Giysiler şeffaf olmamalı. Yani insanın tenini göstermemeli. İnsanın cildini göstermemeli. Cildin rengini göstermemeli. Bu iki özellik olduktan sonra istediğini giysin. İster kot diyelim ona, ister başka bir şey diyelim, isterse kumaş diyelim, isterse keten diyelim. Ne olursa olsun, o hocam, çok bu, önemli değil. Bu erkekler için de geçerli değil mi? Tabii erkek için de geçerli. Erkeğin böyle çok dar bir pantolonun içerisine girmesi, her tarafı dışarıda. Yani affedersiniz, kıçı da dışarıda, bacakları da dışarıda, baldırları da dışarıda, bilmem nesi de dışarıda. O da doğru değil. O da caiz değil. E bayanlar bazen bunu yapıyor. Bazen değil, çoğu zaman yapıyor. O da caiz değil. Fakat bugün muhterem izleyiciler, kimse kusura kalmasın, dini duygular bize hakim değil. Toplumumuzun bir kısmı dinden uzaklaşmış. Dini inançtan uzaklaşmış. Dinin emirlerini unutmuş veya öğrenmek istememiş veya önemsememiş. Sahip çıkmamış. Arzu eder halden uzaklaşmış. Felaket burada muhterem Müslümanlar. Bunlar insanın başına bela getirir. Efendim Salahaddin Eyyubi Hazretleri, medar-ı iftiharımız Müslüman olarak, Salahaddin Eyyubi Kürdi de diyebiliriz buna. Kürt asıllı olan Salahaddin Eyyubi Hazretleri. Aslan Hakkari'li mi? O şekilde. Vallahi Hakkari'li mi nereli oldu ama Kürt vatandaşımız. Onunla biz iftihar ediyoruz. Onu rahmetle yad ediyoruz. Emsallarının çoğalmasını arzu ediyoruz. Din namına cihada iştirak ediyor. Ve 90 sene Kudüs-i Şerif Haçlıların elinde kaldıktan sonra Kudüs-i Şerif'i Hristiyanların elinden kurtaran bir liderdi. Askeri kuvvetini hazırlamış, yola çıkmış, çadırlarda askerler kalıyor, mola veriyorlar, geceleyin geceliyorlar. Gece kalkıp o çadırları izliyor Salahaddin Eyyubi Hazretleri. Bakıyor ki Kur'an okuyor çadırda. Diyor işte galibiyet buradan gelecek. Biz bunlarla galip geleceğiz. Biz bunlarla muvaffak olacağız. Biz bunlarla Hristiyanların üstesinden geleceğiz. Bazı çadırların yanından geçerken bakıyor ki sessizlik var, karanlık var, Kur'an yok, namaz yok, dua yok. İşte minha huna te'tinel meglubiye demiş. İşte buradan biz mağlup olacağız. Mağlubiyet bize buradan gelecek. İşte bu gayrimeşruluklar, din dışı hareketler, İslam'a baş kaldırılar, felaketin buradan kaynaklanacağını idrak etmemiz lazım. Evet. Bela ve musibetlerin buradan bize geleceğini bilmemiz lazım. Onun için vatandaş diyemez ki benim şahsi hürriyetim var. Senin şahsi hürriyetin bizim hepimizi belaya düşürecek. Felakete sevk edecek. Gazab-ı ilahiye sebebiyet verecek. Allah'ın bela vermesine vesile olacak.
Yalnız tamam. geldiği zaman, bela geldiği zaman yalnız suçlulara gelmiyor ki. Yaşın koru bir gidecek. Bir yanıyor işte. Evet. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, kısa bir reklam aramız var. Bizden ayrılmayın. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, reklam arasından sonra yine sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, bir izleyicimiz bize şöyle bir soru iletmiş. Bir yaşta engelli bir çocuğum var. Sürekli hastalanıyor. Bakımında çok zorlanıyoruz. Hocam bunun mükafatı var mıdır? Çok sıkıntı geçiriyoruz. Cenab-ı Hak sizi bununla imtihan ediyor. Cenab-ı Hak size büyük mükafatlar vaat ediyor. Çünkü bu çocuğa ne kadar zorlukla bakarsanız, ne kadar sıkıntı çekerek bakarsanız o kadar sevabınız artar. Mükafatınız artar. Cennet ucuz değil muhterem izleyiciler. Yani hiçbir sıkıntı çekmeden, hiçbir zorluğa girmeden, hiçbir efendim sıkıntıya girmeden cenneti kazanmak mümkün değil. Cenab-ı Erhamurrahmin bu çocuğu engelli olarak halk etti. Sizi onunla imtihan ediyor. Cenab-ı Hak size büyük mükafatlar vaat ediyor. Onun için siz bu mükafatı kaçırmamanız için, bu mükafatı elden kaçırmamak adına bu çocuğa bakmaya devam edin. Rabbim ne kadar ömür verirse verir, efendim şayet Cenab-ı Hak ömrünü kısa ederse size şefaatçi olur. Ebedi hayatta sizin efendim affedilmenize vesile olur. Cenab-ı Hak inşallah size büyük mükafatlar ihsan eder. Siz çocuğunuza bakın, Allah namına bakın, din namına bakın, ebedi hayatta mükafatını düşünerek bakın. İnşallah Rabbim size büyük mükafatlar, büyük ödüller, büyük getiriler sizlere nasip olacak. Bunu aklınızdan unutmayın. Ne kadar zorluk çekerseniz o kadar sevabınız artar. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru iletmiş bize. Rahman suresini 70 defa okursam bir dileğim kabul olur mu? Aziz izleyiciler, bunların hiçbirisi doğru değil. Bakın, hiçbir ayeti veya hiçbir süreyi belli bir maksat için okumak doğru değil. Kur'an-ı Kerim'in için okuyacağız, Allah rızası için okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'in için okuyacağız, Allah'ın sevaba nail, Allah'tan gelecek sevaba nail olmak için okuyacağız. Kur'an-ı Kerim'i dünyevi maksatlar için kullanmamız doğru değil. Maddi menfaat namına kullanmamız doğru değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizi yasaklıyor. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Yani Kur'an namına, din namına, İslam namına bazı menfaatları, pes menfaatlar, değersiz menfaatları elde etmek için bunu kullanmak doğru değil. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman Allah namına okuyacağız. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an Allah'ın ezeli sıfatıdır. Kur'an'ın okunmasını Allah emretmiştir. Ve Cenab-ı Hakk'ın emirlerini içeriyor. Cenab-ı Hakk'ın yasaklarını içeriyor.
ve bu Kur'an-ı Kerim'i okumak aynı zamanda önemli bir ibadet olduğu için biz Kur'an-ı Kerim'i okumamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i şu kadar okuyacaksın, şu sureyi şu kadar okuyacaksın, maksadın olacak veya arzun olacak. Olmadığı zaman da diyecek yok ya bu İslam bizi aldatıyor haşa veya İslam'ın dediği doğru değildir diye şüpheye düşer. Allah korusun yarın öbür gün dininde sarsıntılar yaşanır. Onun için bunlar doğru değil. Rahman suresini şu kadar okusan, Fetih suresini şu kadar... Yok kardeşim. Sen Rahman suresini de Allah için oku. Fetih suresini de Allah için oku. Yasin-i Şerif suresini de Allah namına oku. Din namına oku, ibadet namına oku. Şimdi insanları şaşırtan bazı rant amaçlı yazılan dua mecmuaları var. Sürelerin fazileti. Süreler hangi süreyi ne okursan ne kazanırsın. Ve insanlar maddi menfaat için bunları alır okumaya başlıyor. Bunlar doğru değil. Bunları yapmayalım. Kur'an Allah namına okunur. Kur'an ibadet namına okunur. Kur'an sevap namına okunur. Kur'an maddi menfaatlar için okunmaz. Okunsa da insanın düşündüğü fayda ele geçmez. Geçmeyeceğini de bilmek lazım. Ne yaparsak yapalım, Allah namına yapalım. Allah için işleyiniz. Allah için görüşünüz. Allah için buluşunuz. Lillah, li eclillah, li vecihillah, rızası dairesinde hareket ediniz. O zaman sizin ömür dakikalarınız, bakın sizin ömür dakikalarınız seneler hükmüne geçer. Bir dakika seneler sevap kazandırır size. Ama Allah namına olmalı. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, lütfen bu mecmuaları, bu dua mecmualarını bu amaçla almayın. Bu amaçla okumayın. Bu amaçla edinmeyin. Bunun arkasına düşmeyin. Burada sakınca var. Burada günah işleme ihtimali var. Çünkü yarın öbür gün siz efendim Rahman suresini şu kadar okursam benim arzularım yerine gelir. Okursunuz, arzularınız yerine gelmez. Zaten gelmeyecek. Çünkü siz onu Allah namına okumuyorsunuz. O veya insanlar okumuyor. O işiniz olsun diye okuyorsunuz. O iş namına okunuyor. Kur'an da bunun için gelmemiş. Evet. Kur'an'ın amacı bu değil. Kur'an'ı amacından saptırmak da haramdır, günahtır. Suçtur, doğru değildir. Ve siz arzunuza muvaffak olamazsınız. Sonra da Allah korusun Kur'an-ı Kerim hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında şüpheye düşersiniz. Acabalara düşersiniz. Demek ki İslam böyle. Bizi aldatıyor, haşa. Dedikleri doğru değil, haşa. Ondan sonra da dinde sarsıntılar meydana gelir. Yanlışlar meydana gelir. Bunlar doğru değil. Hocam bazı böyle İslami mesajlar var. İşte mesaj olarak geliyor, telefona geliyor, sosyal medyada. İşte şunu şu kadar kişiye gönderin. Göndermezseniz başınıza şöyle olaylar. Yalan bu. Böyle bir şey var mı hocam? Yalan. Bugün ünlü bir adam, ben burada ismini söylemeyeceğim. Bir efendim, izleyicim bana mesaj olarak göndermiş. Mesaj şu. Diyor ki, Recep-i Şerif'in 13. gününü oruçla geçirirsen 3000 yıllık oruç sevabını Allah sana kazandırır. 14. gününü oruçla geçirirsen 10.000 senelik sevap kazandırır sana. 15. gününü oruçla geçirirsen 13.000 senelik sevap kazandırır sana. Yahu Allah var kardeşim. Yani bu yalanı niye peygambere iftira edelim yahu? Yahu peygamberimiz aleyhissalatü vesselam men kezebe aleyye muteammiden fel yetebevve mek'adehu minen nar, bana bilerek yalan isnat eden bir insan söylemediklerimi söylemiş gibi göstermek
cehennemdeki yerini görsün ya bu adam. Ya sen hoca efendi geçiniyorsun kardeşim. Maşallah sakalın yerinde, sarığın yerinde, cübben yerinde, dinden dem vuruyorsun. Ya bu İslam'a iftirayı yapmayın ya. Lütfen yapmayın ya. Vatandaş nereden bilsin ya? Bakıyor ki falan hoca bunu söylüyor. Efendim nam salmış bir hoca. Altında da diyor ki efendim Suyuti efendim elle alil masnu'a. Ama arkasını oku ya. Arkasında ne diyor? Fil ahadisil mevzu'a diyor. Celaleddin Suyuti Hazretleri Allah nur içinde yatırsın. Şefaatlerine nail eylesin. Uydurma hadisleri bir araya getirmiş. Ve demiş ki Müslümanlar bakın bunlar uydurma hadisler. Uydurma hadisler. Bunlara kanmayın. İşte o da onun için. O da onu alıyor bize ya. Allah var ya. Yani lütfen muhterem izleyiciler. Yani bu abartılara girmeyin. Nerede bir abartı varsa o uydurmadır. Nerede bir abartı varsa şunu yapsan şu kadar sevap kazan. Ya yok öyle bir şey işte ha. Nereden çıkarıyorsunuz? Allah sizden razı olsun. Evet. Hocam bir izleyicimize şöyle bir soru göndermiş. Hocam demiş, kredi borcu olan kişi başka borçları olduğu halde umreye gitmesi doğru mudur? Doğru değil, doğru değil, doğru değil ama kim dinliyor muhterem izleyiciler? Bakın, adam umreye gidiyor, ister kredi borcu olsun, ister vatandaşın borcu olsun yahu. Adama gitmişsin, bir aya kadar bana bir şu malı ver. Adam da sana güvenmiş, tutmuş o malı sana vermiş. Sen bir ayı 20 ay yapmışsın ya, 24 ay yapmışsın. Ondan sonra umreye gidiyorsun, vatandaşın alacağını vermiyorsun. Ya bu haramdır, haram. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde buyururlar ki, matlul ganiyyi zulmun, zulmun. Varlıklı bir kişi, parası olduğu halde borcunu ödemeyen bir adam zulüm işliyor ya. Günah işliyor ya. Kalmış umreye gidiyor. Gitmesin ya. Umre sünnettir. Ömürde bir defa Hanefi mezhebine göre sünnet. Ömürde bir defa Şafii mezhebine göre vacip, farz yani. Zaten gitmişsin ya. Bir daha gitme. O parayı alacaklı adamlara götür, ver, sevap kazan. Borcu ödemek de bir sevaptır. Borcu ödemek de bir sadakadır. Borcu ödemek de bir hayr-ı azimdir. Umreye gitme ya, ne işin var umrede ya? Gitme kardeşim ya. Elin borcunu öde, borcunu. Elin alacağı var sende ya. O milletin alacağını öde. Hey zavallı. Ama dinlemiyor ki muhterem izleyiciler. Adam diyor ben umreye gittim. Sanki sevap kazandın. Günah işledin. Hak sahibinin hakkını ver önce. Gitmesi doğru değildir. Değil tabii. Evet. Hocam bir izleyicimize şöyle bir soru göndermiş bize. Hocam demiş 20 sene önce eşimden ayrıldım. Başka biriyle evlendi. Şimdi ise boşanıp tekrar benimle evlenmek istiyor. Bu durum hakkındaki görüşünüz nedir? Görüşüm yok ki. Caizdir. Boşadın. Ondan sonra kadın 20 sene başka geçmiş. Birisiyle evlendi. Bir müddet onunla yaşadı. Sonra boşandı. Anlaşamadılar. Şimdi tekrar size gelmek istiyor. Siz de muvafık görürseniz, uygun görürseniz, siz de arzu ederseniz evet. Bu kadınla evlenebilirsiniz. O size kalmış bir şey. O sizin arzunuza kalmış bir şey. Anlaşırsanız, efendim uygun görürseniz, evlenmenizde dini açıdan bir sakınca yok. Evlenebilirsiniz. Caizdir. Evet hocam. Bir izleyicimiz de şöyle bir soru iletmiş hocam. Hocam demiş, oruç zamanı batıya çalışmaya gidiyoruz. Yaptığımız iş zor olduğu için oruç tutmakta zorlanıyoruz. Bu durumda ne yapabiliriz? Vallahi muhterem izleyiciler, hayat imtihandır. Hayat gidiyor. Hayatın gereklerini yerine getirmek lazım. Allah bize bu hayatın için vermiş.
ona bakmak lazım. Kur'an bunu bize ifade ediyor. Diyor ki وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا اُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا اُرِيدُ اَنْ يُطْعِمُونَ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ. Apaçık bir şekilde diyor ki ben cinleri ve insanları ancak beni tanıyıp bana ibadet etmeleri için ben bu insanları yarattım. Bakın Ramazan-ı Şerif senede bir aydır. O bir ayı da çalışma bahanesiyle heder etmemeye bakalım. Yani o ayı değerlendirmeye bakalım. Şimdi bir insan Ramazan-ı Şerif gününü yise, onun yerine de 1000 gün oruç tutsa, o Ramazan-ı Şerif'te yediği günün sevabını insana kazandırmaz. Kazandırması da mümkün değil. Onun için ben şunu söylüyorum ki, aziz izleyiciler, mümkünse, Ramazan-ı Şerif'i sağlam tutun. Ramazan-ı Şerif'i heder etmeyin. Gelecek senenin Ramazan'ına kadar kalacağınıza dair vasikanız yok. Garantiniz yok. Senediniz yok. Bakarsınız bu Ramazan'ı heder ettiniz. Öbür Ramazan'a da ulaşmadan ahirete intikal etmiş olursunuz. Yani bu insanlar durup dururken mi ölüyor? Ecelleri geliyor, ölüyor. Bir saat sonra başımıza gelecekler hakkında bilgimiz yok ya bizim. Ne olacağını biz bilemiyoruz. Her an bu kuvvetli, güçlü, sağlam zannettiğimiz bu hayatımız yıkılabiliyor. Yıkılabiliyor. Sonra muhterem izleyiciler, ahirette telafi yok ha. Dünyada bir şey yapmazsanız onun telafisini yapabilirsiniz belki. Ama ahirete yönelik olan amellerin telafisi yok. Ne diyor İslam bilgini? لِكُلِّ شَيْءٍ اِذَا ضَيَّعْتَهُ بَدَلٌ. Kaybettiğin her şeyin bir alternatifi var. Yerine geçeni var. وَلَيْسَ لِلّٰهِ وَلَيْسَ لِلّٰهِ اِنْ ضَيَّعْتَهُ بَدَلٌ. Eğer Allah'ı kaybederse, ahiret amellerini kaybederse, kabrin öbür tarafı için gerekli olan amelleri ihmal ederse, bunların telafisi de yok, alternatifi de yok. Onun için siz bilirsiniz, bakın, mümkün olduğu kadar Ramazan-ı Şerif orucunu tutmaya bakın. Öyle iş yapın ki, diyelim ki sabahtan akşama kadar çalışmayın ya Ramazan'da. 4 saat çalışın. 5 saat çalışın, ondan sonra da istirahat edin. Yani illa 8 saat, 10 saat, 15 saat çalışmak mecburiyetimiz yok. Özellikle de Ramazan-ı Şerif'te. Hiç olmazsa Ramazan'ımızı koruyalım. Ramazan'ı heder etmeyelim. O büyük sevabı zayi etmeyelim. Onun yerine geçecek hiçbir sevap yok. Ne yaparsak yapalım, Ramazan-ı Şerif'in orucunu tutmazsak o ibadetin yerini tutabilecek bir amelimiz olamaz. Ne yaparsak yapalım. Çalışmaya gidiyoruz, doğru. İnsanlar, herkes varlıklı değil. Bir kısım insanlar fakir. Çalışmak zorundadır. Fakat öyle yapın ki mümkün olduğu kadar orucu da muhafaza edin. Orucu da heder etmeyin. Ben sonra kaza ederim demek de yanlıştır. Doğru değil. Sonra kaza ederim. Ona şansınız olmayabilir. Ya hem olmayabilir hem de yani o kaza, o Ramazan orucunun kazandırdığı sevabı bize kazandırmaz. Ha, onu demek istiyorum. O çok yanlış. Kendinizi zorlayın. Mümkün olduğu kadar orucu heder etmemeye bakın. Yani öyle çalışın ki, öyle uğraşın ki orucunuzu kırmamaya bakın. Evet. Yani hocam zor olması bize tutmama ruhsatı vermiyor. Vermiyor. Tabii ki. Vermiyor. Ama mümkün olduğu kadar orucu muhafaza etmek. Evet.
Efendim ben akşama kadar çalışmazsam çoluk çocuğum o gün aç kalacak. Öyle bir olma durumu, öyle bir durum söz konusuysa o zaman iyi. Ve çalış. Ama bugün böyle bir insan düşünülemez ha. Ben bugün çalışmazsam çoluk çocuğum aç kalır, ekmeksiz kalır diyen bir insan olmamalı. Ki zannetmiyorum olsun. Zannetmiyorum olsun. Bu nedenle imkanlar dahilinde orucu heder etmeyelim. Mümkün olduğu kadar orucu tutalım. Sıkıntılarımızı da sıkıntılarına da katlanalım. 8 saat çalışmayın, 4 saat çalışın Ramazan boyu ya. 30 gündür, 1 aydır. Bunu heder etmemeye bakmak lazım. Evet. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru iletmiş. Hocam demiş, yatsı namazını şafaka 1 saat kala kılabilir miyiz? Kılabilirsin. Yarım saat kala da kılabilirsin. 15 dakika kala da kılabilirsin. Yani fecir, yani imsak olmadığı sürece yatsı namazının vakti devam ediyor ve kılabilirsiniz. Kılabilirsiniz. Bir saat bayağı bir mesafe. Evet. Bir saat bayağı bir zaman dilimi. Ama muhterem izleyiciler, hadis-i şerifleri daima takip edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emirlerini takip edelim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adam gelmiş. Demiş ya Resulallah, bana amellerin en sevaplısını bana söyle. En sevaplı amel hangisidir? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş ki as-salatu li vaktiha. En faziletli amel namazı ilk vakitte. Hadisin açıklamasını yapan hadis alimleri demişler ki as-salatu li vaktiha ey li evveli vaktiha. Namazın ilk vakitte kılınması en faziletli ameldir. Madem böyle, bütün 5 vakit namazımızı ilk vakitte kılmaya bakalım. Geciktirmeyelim. Geciktirmeyelim. لِكُلِّ شَيْءٍ اَفَةٍ وَلِلْتَأْخِيرِ اَفَاتٍ. Her şeyin bir afeti var, bir belası var, bir sakıncası, sıkıntısı var. Ama geciktirmenin çok sıkıntıları var. Çok zorlukları var. Çok problemleri var. Onun için insan elinden geldiği kadar namazı ilk vakitte kılmaya bakmak. Vaktinde kılmak lazım. Ezan-ı Muhammedi okunduğu anda seccaden yerde olmalı. Ya da camide olmalısın. Ya da cami yolunda olmalısın. Camide değilsense, cami yolunda değilsense seccaden serili olmalı. Ve ezanı ezan biter bitmez ne yapacaksın? Allahu Ekber de, namaza dur. Daha vakit çok ya, ne acelesi var? Acelesi çok. Abi 2 dakika sonra öldün ya. Olmaz mı? Tabii ki. Mümkün değil mi? Mümkün. Mümkün. E o zaman işini sağlama al kardeşim. İşi sağlama almak lazım. Niçin işi tehlikeye koyacaksın? Ezan-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam okunduğu andan itibaren namaza dur. Namazını ortadan çıkar, huzurlu, huşulu, tadil-i erkanla, acele etmeden, safsaklamadan namazını kıl. Ondan sonra diğer işlere bakacaksan, bak, problem değil. Evet hocam. Sevgili kanal izleyicileri, kısa bir reklam arasına gideceğiz. Bizden ayrılmayın.
Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, reklam arasından sonra yine sizlerle birlikteyiz. Evet hocam, bir izleyicimiz de şunu sormuş hocam. Hocam demiş, kuşluk namazı hangi saatler arasında kılınır? Muhterem izleyiciler, kuşluk namazı güneş bir boy yükseldikten sonra, yani takriben 20-25 dakika güneşin doğuşundan geçtikten sonra kuşluk namazı başlar. Öğleden 10-15 dakika öncesine kadar devam eder. Güneşten evet. 10-20 dakika sonra, 25 dakika sonra başlar. Öğle ezanına 10-15 dakika kalasıya kadar kılınabilir. Kılınabilir, devam edebilir. Vakti geniştir böyle. Evet. Arzu eden bu vakitler arasında kuşluk namazını kılabilir. Çok sevaplı bir namazdır. Çok hayırlı bir namazdır. Yani kuşluk namazı cennette köşklerin insana yapılmasına vesile olur. Cennetin şenlenmesi dünyadaki amellerle olur. Her insanın cennetinin şekli insanın ameline göredir. Niyetine göredir. Yaptığı hayırlı işlere göredir. Ve bu ibadetlerle cennet şenlenir. Saraylar yapılır, binalar yapılır, ağaçlar dikilir, meyveler oluşur, nehirler akıtılır ve bütün dünya cennetteki nimetlerin kaynağı dünya olacak. Kaç rekat olarak kılınır hocam? Efendim 2 rekattan başlar, 12 rekata kadar devam eder. 2 rekat da olur, 4 olur, 8 olur, 12 olur. Onun için yani bu insanın kendi arzusuna, evet, kendi gücüne, kendi yapısına, vaktine bağlı bir ibadettir. Bazı insanlar 12 rekat kılıyor. Bazı efendim arkadaşlarımız, Allah selamet versin, akşam yatsı arasında evvabin namazı var. Evet. Akşam namazından sonra yatsıya kadar vakti geniş olan bir namazdır. Efendim 2 rekat kılınabilir. Akşam sünnetiyle 4 rekat veya 6 rekat. Normali 6 rekat. Evet. Ondan sonra 20 rekata kadar kılınabiliyor. Ben bildiğim bazı arkadaşlarımız var maşallah. Üşenmeden 20 rekat kılıyor. Maşallah. Akşam yatsı arasında 20 rekat namaz kılan kardeşlerimiz var. Maşallahları var. Allah kabul eylesin. Onu da hocam akşam farzından hemen sonra kılabilirsin. Akşam namazından farzından sonra 2 rekat akşam namazının sünneti var. Ona ilaveten 4 rekat daha kılarsa eder 6 rekat. Evet. Veya akşam namazının sünnetinin dışında 6 rekat kılsa daha iyi. 6 rekat kılabilir, 8 kılabilir, 10 kılabilir, 12 kılabilir, 20'ye kadar çıkarabilir. Bu da sevaptır. Aynı şekilde öğle namazının son sünnetini 4 rekata, 2 rekat iken 4 rekata çıkarmak cennette köşk yapılmasına vesiledir. Yatsı namazının son sünnetini 2 rekat iken 4 rekata çıkarmak, o da cehennemden azat olmaya vesiledir. Onun için bu nafileler ve farzın dışındaki namazlar insanın artı ibadetleridir. Bunların karşılığı da büyüktür. Evet. Sevabı büyüktür. Evet. Hocam bir izleyicimize şöyle bir soru göndermiş. Hocam demiş, namaz kılarken bazen 3 veya 4. rekatta mı olduğumu şaşırıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Gerçi buna benzer bir soru vardı. Belki bu izleyicimiz kaçırmış olabilir. 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 Muhterem izleyiciler, biz insanız, melek değiliz. Dünyevi sıkıntılarımız var, problemlerimiz var, zihni yorgunluklarımız var. Unutkanlığımız söz konusu. Onun için namaza durmadan evvel şeytanı lanet etmek, şeytanın şerrinden Allah'a sığınmak, ya Rabbi ben sana karşı ödevimi yapmak, sağlam bir şekilde yapmak istiyorum. Ya Rabbi beni nefsimin, şeytanımın şerrinden muhafaza eyle.
Ya Rabbi ibadetlerimi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Ya Rabbi bunu bana kolay eyle ve beni unutmaktan efendim muhafaza eyle diye Allah'a sığınırsa ve kalbini tamamen namaza yoğunlaştırırsa, aklını, niyetini namaza yoğunlaştırırsa inşallah bu insan namazını sağlam kılar. Fakat ne de olsa muhterem Müslümanlar, biz insanız. Unutabiliriz. Yanlış yapabiliriz. Namazda şaşırdık. Acaba 3 mü 4 mü? O zaman ne diyeceğiz? Biz 4 ihtimaline karşı diyeceğiz 3 kıldım ben. Çünkü 3 kesin. 4'te şüpheliyiz. Acaba 3 mü 4 mü? Ama 3 kesin. 4. şüpheli, o zaman 3 kabul edeceğiz. Ve kalkacağız. 4. rekatı da kılacağız. Namazımızın sonunda tahiyyattan sonra secde-i sehvi yapacağız. Sonra tekrar oturacağız. Tahiyyatı tekrar okuyacağız. Yani burada tahiyyat 2 defa okunuyor. Evet. Ve selam vereceğiz. Namazımızı böylelikle bitirmiş olacağız. Hocam, 1. tahiyyatta selam veriliyor değil mi? Selam verilir. Evet. Eğer tek başına kılıyorsa her iki tarafa selam vermez. Cemaatle kılınıyorsa? Eğer cemaatle kılınıyorsa yalnız sağ tarafa selam verilir. Ondan sonra sehiv secdesi yapılır. Evet. Onun için yani insanın konumuna bağlı bir şekildir bu secde-i sehiv olayı. Tek başına kılıyorsa her iki tarafa selam verecek. Cemaatle kılıyorsa sadece sağa selam verecek. Ondan sonra da secde-i sehvi yapacak, tahiyyatı okuyacak ve böylelikle namazını bitirmiş olacak. Hocam, bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Hocam demiş, gelinlerime zekat verebilir miyim? Fakir iseler, muhtaç iseler, altınları, gümüşleri yoksa, gelindir, kolunda 100 gram altın var. Ben buna zekat verebilir miyim? Hayır, veremezsin. Hanefi mezhebine göre bir insanın elinde 80 gram altın veya karşılığı para varsa o insan dinen zengin sayılıyor. Onun zekat vermesi gerekiyor. Ona zekat verilmez. Evet. Ama gerçekten fakir iseler, muhtaç iseler ve paraları, pulları, zekat şeyleri, altınları yoksa onlara zekat verilebilir dinen. Bir sakıncası, bir sakıncası yok. Ama zekatın tamamını onlara vermek doğru değil. Çünkü bazı insanlar böyle yapıyor. Bir cebinden çıkarıyor, bir cebine koymak istiyor. Zekatının tamamını tutuyor, gelinine veriyor. Ondan sonra da gelin ne yapıyor? Tabii ki kendisinin oluyor. Ama işte kocasına veriyor veya bilmem nereye veriyor. Gerçi o yeti kendisinde var. Verebilir ama zekatı birkaç kişiye vermek, birkaç kişiyi yararlandırmak, birkaç kişiyi faydalandırmak daha doğrudur. Yani hocam, o zekat mesela o geline verildiği zaman bir ihtiyaç karşılanacaksa tamamı yani. Evet, tabii ki muhtaçsa, fakirse. Muhtaç. Zaten zekat fakirin hakkı. Yani o zaman zekatın tamamını geline veremez mi? Tamam, eğer çok muhtaçsa, zekatın miktarı azsa. Evet. Ama zekat yakunsa, büyük bir miktarsa veremez. Diğer fakirlere de faydalanır. Verse zengin olur. Evet. Zengin olur. Yani evet. Bir insana nisap miktarı verebilirsin. Nisap miktarının fazlasını versen o zaman geçersiz olur. Çünkü o dinen zengin sayıldı, ona verilen zekat yerini bulmadı. Onun için olmaz. Evet. Hocam, bir izleyicimiz de şöyle bir soru sormuş. Hocam demiş, devamlı kullanmam gereken ilaçlar var. Bu durumda oruç zamanı ne yapmam gerekiyor? Şimdi muhterem izleyiciler, eğer bunları iki defa kullanmaksa sabah akşam kullanırsın. Birisini iftarda, birisini sahurda. Eğer 3 defa kullanacaksansa gene de gecenin belli bir saatinden sonra kullanırsın. Bir de sahurda kullanırsın. Yani inşallah bir problem olmaz. Eğer oruç tutmak istiyorsan. Evet. Yok, eğer ben yani oruç tutma niyetinde değilsen
ve ilacı bahane yapacaksan ise ona diyeceğim yok. Yani insan istedikten sonra çare bulur. İnsan oruç tutmak istiyorsa buna karşı bir çare bulur. Ama gerçekten ciddi bir hastaysa ve mutlaka bu ilacı belli saatler arasında kullanmak zorundaysa, kullanmadığı zaman problem yaşayacaksa, o adamın zaten oruç tutması söz konusu değil. Oruç tutma durumu söz konusu değil. Bu adam eğer bu hastalığı sürekliyse zaten özür sahibidir bu. Bu ne yapacak? Fidye verecek. Her gün için bir fitre miktarı verecek. Ama yok, geçici bir hastalıktır. Üç değil de iki de kullansa, idare ederse o zaman sabah akşam, yani iftarda ve sahurda kullanmak suretiyle bu orucunu tutmalı. Evet. Orucunu ihmal etmemeli. Hocam, bir izleyicimiz de şöyle bir soru göndermiş. Hocam, ben yurt dışında öğrenciyim. Buradaki berberlerin çoğunluğu bayan kuaförü. Saç tıraşı, bunlarda saç tıraşı olmak haram mıdır? Vallahi mümkün olduğu kadar, yani eğer mümkünse olmamak daha iyi. Çünkü haramdır, yani kadının insanın belli yerlerine el sürmesi, yani yüzüne, kol, belli yerlerine, boynuna, bilmem neresine de caiz değildir yani. Ama eğer zaruret varsa, başka çare yoksa, o zaman zarurete binaen inşallah umarız ki günah olmaz. Yani insan mümkün olduğu kadar korunmalı. Mümkün olduğu kadar sakınmalı. Ama imkanlar tükenirse artık ne yapabileceksin? Başka bir şey yapacak yani yok. Başka bir alternatifi kalmazsa. Olmadıktan sonra ne yaparsın? Evet. Hocam, bir izleyicimiz de şöyle bir soru göndermiş. Dine hizmet için evlilik terk edilebilir mi? Eğer kendine hakim olacaksa ve dine hizmet edebilecek konumdaysa, yani bilgili, dini bilen, dini yaşayan, dini insanlara tebliğ edebilecek bir konumda ve de evlenmediği zaman harama düşmeyecekse evlenmeyebilir. Evlenmek normalde sünnettir. Yani evlenme olayı İslam'a göre sünnettir normal insanlar için. Bazılarına haramdır. Kadına zulmedecekse, kadının geçimini temin edemeyecekse, kadın perişan kalacaksa o adam bu kadının günahına girmemeli. Girerse haram işler. Bazılarına evlenmek farzdır. Adam öyle bir arzuya sahip ki evlenmediği zaman zina edecek. Evet, günaha girecek. Ya harama girecek, günaha girecek. Bu insanın evlenmesi farzdır. Normal bir insan, itidallı, vasat bir durumda olan bir insan ise ona evlenmek sünnettir. O din-i mubini İslam'a hizmet edebilecek konumda ise ve evlenmeyi terk ederse, sırf dine hizmet etmek için ve elinden de geliyorsa bu iş. Yani düşünün, bir adam ne dini bilgisi var, ne dini etkinliği var, ne dili var. Bu adamın yani dine hizmet etmesi söz konusu değil ki. Neyle hizmet edecek? Hizmet dini bilmekle ve dini ifade edebilecek konumda olmakla. Donanımlı olması lazım. Yani donanımlı olması lazım. Donanımlı değilse ben evlenmiyorum, niçin dine hizmet edeceğim? Ya sen kendi dinini daha bilmiyorsun. Dini yaşamayı bilmiyorsun. Dini hayatını bilmiyorsun. Sen nerede başkasına faydalı olacaksın? Kendisi muhtacı himmet bir dede nerede kaldı ki başkasına himmet eder? Yani böylesi bir insanın ben dine hizmet etmek için evlenmeyi terk edeceğim demesi söz konusu değil. Ve doğru da değil. Yani ama kendini yetiştirmiş, dini açıdan yeterli, dini bilgileri yeterli, konuşması yerinde, ifadeleri yerinde, başkalarına faydalı olabilecek konumdaysa, bu insan evlenmiyorsa evlenmeyebilir, harama da girmeyecekse. Evlenmiyor ama harama girecek, evlenmediği için.
Yok, ona deriz ki yok, yapma. Yani bu iki özelliği taşıması lazım. Taşıması lazım. Yani eğer yeterli bilgiye sahip ve de evlenmediği zaman harama girmeyecekse ve ben dine hizmet edeceğim, Allah razı olsun deriz. Sen din-i mubin-i İslam'a hizmet et kardeşim. Evet. Allah kabul eylesin. Ona karşı çıkmak doğru değil. Evet. Hocam, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna doğru geldik. Ben programı kapatmadan tekrar sizin dilek ve temennilerinizi alarak kapatmak istiyorum. Vallahi muhterem izleyiciler, yani benim temennim iyi insanları örnek almak, dindar insanları örnek almak, İslam'ı bilen ve İslam'ı yaşayan, gerçek manada dini bilen ve yaşayan insanları örnek almamız lazım. Herkes böyle, ben mi düzelteceğim? Bunlar yanlış şeylerdir. Yani gemisini kurtaran kaptandır, tamam. Sen gemini kurtarırsan başka gemileri de kurtarırsın. Dolayısıyla muhterem izleyiciler, dünya baki ve ebedi kalsın diye yaratılmış bir yer değil. Dünya ebedi olmadığı gibi insan da dünyada ebedi değil. Herkesin belli bir süre içerisinde yaşaması söz konusu. Bu süre içerisinde ebedi hayatı kazanması önemli. Ve Allah bu hayatı bize vermiş ki ebedi hayatımızı kazanalım. Ebedi sonsuz hayatımızı kazanalım. Bunu neyle kazanıyoruz? Dini bilmekle, dini yaşamakla, dini hayat sahibi olmakla, dinden ödün vermemekle, dini dünya için feda etmemekle ve dini her şeyin üzerinde tutmakla muhterem izleyiciler. Çünkü din hayatın hayatı. Hayata hayat veren dindir, başka bir şey değil. Hem nuru, hayat, din hayatın nuru. Yani hayatın ışığı. Hem esası, din hayatın temeli. Din olmazsa hayat temelsiz bir hayat. Yani muallakta duran bir hayat. Her an yıkılabilecek bir hayattır. İhyayı dinle olur. Dini hayatı hayattar eylemekle, hayata geçirmekle, hayat sahibi kılmaya çalışmakla olur. Bu milletin ihyası. Milletin hayatta olması, milletin arzu edilen seviyede olabilmesi için din lazım, din muhterem izleyiciler. Kim ne derse desin, din olmazsa insanın değeri yok. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Hayatın hayatı imandır, dindir, İslam'dır. Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Efendim, din, iman, hayatın iman hayata hayatiyet verir. İman olmadı mı hayat hayat değil. Birkaç kilo et ve kemikten ibaret olur. Hayatınızı iman ile hayatlandırınız. Ve faraiz ile, Allah'ın emrettiği farzları yerine getirmekle hayatınızı güzelleştiriniz. Hayatın güzelliği dini vecibeleri yerine getirmekle mümkün olur. Dini vecibelerini yerine getirmeyen bir insan hayatını güzelleştirmiş olmaz. Yani güzellik burada manevi güzelliktir. Gerçek güzelliktir. Olması gereken güzelliktir. Bir de günahlardan çekinmekle hayatınızı koruma altına alınız. Hayatı koruyan en büyük etken, en büyük sebep günahlardan uzak durmaktır muhterem izleyiciler. Muhterem izleyicilerim, biliyorsunuz her hafta dile getirdiğim bir cami meselesi var. Çok önemli bir yerde, çok gerekli bir yerde, caminin olmadığı yerde ve maalesef ibadetin yapılamayacağı, ibadetin icra edilemeyeceği bir konumda, bir durumda Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Hastanesi'nin hemen yanı başında bir cami yapılıyor. Henüz temelde, temeli bitmek üzere. Biz Müslümanları bu hayra davet ediyoruz.
bu sevaba davet ediyoruz. Bu ebedi hayatı kazandırmaya davet ediyoruz. Ehli himmet, ehli imkan, varlıklı olan din kardeşlerimiz bu caminin bir an önce ayağa kalkması, bu caminin yapılması, bu caminin ibadete açılması, bu caminin efendim insanlara dini açıdan hizmet edebilmesi için yardımsever halkımızın yardımlarına ihtiyacımız var. Bu yardımlarımızı nasıl ulaştıracağız? Yardımlarınızı nasıl ulaştıracaksınız? Ben telefon numarası vereyim muhterem izleyicilerime. O telefonu aradıkları zaman yardımlarını en kolay ve en güzel şekilde ulaştırabilecekleri bir bilgi verilecek. Bu telefon 0530 506 0506 922 922 11 33 11 33. Bu telefonun ucunda Halil Aslan diye bir kardeşimiz var. Camiyle ilgilenen, caminin işlerini yürüten, caminin efendim hizmetlerini yapan bir mübarek kardeşimiz, ehli iman kardeşimiz, ciddi bir kardeşimiz. Onun telefonudur. Buna ulaştığınız zaman yardımlarınızı kolay bir şekilde ulaştırmanızı sizlere ifade edecektir. Yapacağınız yardımlarınızı şimdiden Cenab-ı Erhamurrahmin dergah-ı izzetinde kabule karin eylesin. Efendim hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte inşallah buluşmak dileğiyle hepinizi rızayı ilahiye nail olmanızı dileyerek sizi Allah'a emanet ediyorum muhterem izleyiciler. Allah razı olsun hocam. Sevgili Kanal Urfa izleyicileri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinizde olsun. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.